Bu şarkı kraliçeye gelsin. Ölümlü dünya ölüm. Bakın bu şarkı sözleri arkadaşlar tamamen kraliçeyi anlatmaktadır. Nasıl ben anlamıyorum diyeceksiniz. Yani seni gidip fındık kıran derken fındık nazır sert bir meyvedir. İngiliz. Bu da İngiltere'nin değişmeyen krallık hükümetini anlatır. Fındık kıran kraliyeti yıkıp ölümsüz krallığa dönüştüren demektir. 70 yıl boyunca tahtta durmasının üzerine yazılmış bir şarkı sözü. Tarkan zaten Kraliçe Elizabeth'le gizli bağlantıları olan bir hayranıydı zaten. Tabii ki, evine, tabii ki. Evinde posterleri Yunanı var. Yunanı deliğinden çıkaran derken bunda neyi anlatıyor acaba? Kaderim püsküllü belam. Bu da Kraliçe Elizabeth'in muhteşem tören kostümlerini anlatan bir şeydir. Mesela buraya yazıyorsunuz. Kraliçe Elizabeth diye. Buradaki mucuk mucuk siz öpücük sesi sanıyorsunuz. Ama o silah sesidir arkadaşlar. Almanlara yakalarsam pat pat demek yerine bu silah sesi bildiğiniz üzere Spotify'da banlanan sesler arasındadır. Nereden alaka bilmiyorum. Banlamışlar. Kurtlar Vadisi'nin Cendere Müziği o yüzden tabii, mi yok tabii. Cendere Müziği Spotify'da bu sebepten dolayı bulunmaz. Diyerek Tarkan bu silah sesini yumuşatmış bir nevi -18 versiyonuna dönüştürmüştür. Oğlum dur bir ya eleman diyor. Elemanın ne demek olduğunu biliyor musun? Buradaki eleman deyişini İsviçreli bilim adamları saniyenin 9000'de 1'i kadar yavaşlatıyor. Ve bu yavaşlatma sonucunda ne diyor orada Tarkan? Elizabeth. Elizabeth. Yani bunu biz Türk bilim adamları olarak Aselsan'da ortaya çıkar. Neyse buradaki eleman deyişini işte İsviçreli bilim adamları araştırmış yavaşlattık. Zaten tamam. İsviçreli bilim adamlarının en çok dinlediği sanatçı Tarkan. Bu da yine Polonyalı bilim adamları bir hadise iki Tarkan kanıtlamış. Hadi hadiseyi en çok dinleyen Kraliçe Elizabeth. O en çok tabii hadise dinlenmiş. Ya Kraliçe Elizabeth hayranıydı. Öyle. Linkin şey Park'ın asıl kurucusu da zaten Hande Yener. Aselsan da bu araştırmaların hepsine kaşa basmıştır arkadaşlar. Ha. İngiltere belgelerini incelerseniz onların hepsinin senin üzerinde böyle çık 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 diye basılan Aselsan yazıları görebilirsiniz. Kaderim püs. Arkadaşlar otobüste film izliyorum tamam mı? Bu Freddie Mercury denen adamın filmi. İzliyorum. Böyle çok güzel izliyorum. Adam piyano çalıyor. Onun filmiydi lan o. Queen'in işte. Adam piyano çalıyor falan filan. Yanında kurması var. Sonra kurmasıyla bakışıyorlar. Sonra öpüşüyorlar. Bu tür şeylerden dolayı biz Freddie Mercury'ye kalp yapıyoruz. Didem Süleyman'a kalmadı dünya. Didem Ford var ya. Elizabeth'e kalmaz. Bu arada o şarkıyı da değiştirilmesini talep ediyorum. Kraliçe Elizabeth'e kalmadı bu dünya. Sana bana kimseye kalmaz diye değiştirilmesini istiyorum. Çünkü muhtemelen Sultan Süleyman'dan daha fazla kalmıştır Kraliçe Elizabeth. Takmış koluna elin adamını beni orta yerimden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız. Bu da Kraliçe Elizabeth'in gizli webcam görüntüleri arka. Bu arada Elizabeth'in dünya üzerindeki en sevdiği yer Karabağlar Nasreddin Hoca heykelidir. Elizabeth'in her yıl ziyaret ettiği tek heykel Karabağlar Nasreddin Hoca heykelidir arkadaşlar. Karabağlar Nasreddin Hoca heykelini Elizabeth ziyaret etmeseydi 112 yaşına kadar yaşayacağı iddiaları var. Fakat oradan kaptığı mikropla öldü söylenmiş. Evet, tabii hayatının ki bu kısmı hayır. Kaptığı mikrop değil, kaptığı mayayla ölmüştür kendisi. Kraliçe Elizabeth aslında ölmemiş, yoğurda dönüşmüştür arkadaşlar. Kraliçe Elizabeth Karabağlar Nasreddin Hoca heykeline yaptığı son ziyarette yoğurt mayasından kapıp yoğurda dönüşmüştür. Bu da tarih kitaplarına bir efsane olmayacak şekilde geçecek.